Merhaba, ben Işık Güner, bitki ressamıyım. Zannediyorum bir 15 yılı aşkın bir süredir bitki resimleri yapıyorum. Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerini gezip bitkileri bulup onları resmetmeye çalışıyorum. Son 6 yıldır da Çamlıhemşin'de yaşıyorum, Fırtına Vadisi'ndeyim ve burada inanılmaz bir bitki çeşitliliği olduğu için resim yapacak çok fazla konum var. Biraz şans, biraz konuya olan ilgi ve alaka olabilir. Bitki ressamlığını ikiye böldüğümüzde hem bitkiler hem resim benim kendim bildim bileli hayatımda olan iki konudur. Çocukluğumdan beri resim yaparım. Bitkilerde botanikçi ve babanın kızı olmak, Çamlıhemşin'de yaşıyor olmak, çocukluğumun buralarda geçmesi, doğaya, bitkiye çok aşina olduğum, çok alışık olduğum bir ortam benim. Üniversite sırasında da ki üniversitede çevre mühendisliği okudum ben. Üniversite sırasında da böyle bir ufak ufak bitki resimleri yapmaya başladım. Bu alanın işte bilimle sanatın bir arada nasıl kullanıldığı beni çok etkiledi. Yani bana çok oturdu benim karakterime. Çünkü hani ben o bilim tarafını da hep sevmişimdir. Resimi de hep sevmişimdir. Bu ikisinin bir araya gelmesi benim için muhteşemdi. Ve çok genç, hani daha üniversitedeyken ben bu işte böyle ufak ufak tanışıp daha yeni yeni resim yapmaya başladıkça bir nevi de bir bağımlılık noktasına geliyor ve bırakamıyorsunuz. Bitkiler, her bir bitki başka bir dünya olduğu için bolca resim yaptım. O gün bugündür de resim yapıyorum. Çok zor bir soru aslında. Yani ikisi de çok olması gereken ama biraz kafamı karıştırdığı noktalar diyebilirim. Seyahat etmek benim çok sevdiğim ama sevmekten öte biraz işim gereği yapmam gereken bir durum. Çünkü bitkileri resmederken o bitkilere benim ulaşmam gerekiyor. Bitki neredeyse oraya gidebiliyorum. Bu bazen bir dağın tepesine çıkmam gerekebiliyor. Bazen işte başka ülkede ovalara gitmem gerekebiliyor. O yüzden sıkça seyahat ediyorum ve umarım bu şekilde de devam eder. Bundan gerçekten çok büyük keyif alıyorum başka toprakları görmek. Ama bir yandan bunu yaparken bir yandan da köklenememe duygusunu da yaşamış biriyim. 3 yıllık bir göçebe hayatım var benim. Bitkilerin peşine oradan oraya, dünyanın bir ucundan öbür ucuna gitme gibi girişimlerim oldu. Ve bu noktada o köklenememe kısmını yaşadığım da oldu. Ama nerede kökleneceğiniz, yani benim açımdan biraz zorlandım. Yani nerede kökleneceğim onu bulamadım bir süre. Sonra Çamlıhemşin'e gelmek. Burası zaten biz buralıyız. Yani ataları böyle çok kök burada. O yüzden burada ben o topraklanma hissini, o köklenme hissini gerçekten çok yaşıyorum. Çok tatmin ediyorum. Ama bu duygu bende daha çok seyahat etme isteği de uyandırıyor. Çünkü döndüğümde gelebileceğim bir evin olması gerçekten çok keyifli bir duygu. Misela'yla İstanbul 74 aracılığıyla tanıştım ve yapmak istedikleri konuyla ve mekanlarla alakalı bu bitkilere karar verdik. İşte Begonvil'in Bodrum'u yansıtması, Güller'in English Rose'dan Londra'yı, İngiltere'yi yansıtması, Lale'nin de hani İstanbul'u yansıtması, o yüzden böyle bir seçki yapıldı. Resimleri nasıl yapacağımıza gelince de ben normalde aslında benim yaptığım iş çok daha bilimsel bitki resimleri yapıyorum. Sulu boya kağıdına çok böyle hani detay çalışıyorum ama bu kağıt Chinese rice paper, bu pirinç kağıdı denilen böyle muhteşem bir kağıt. Böyle çok incecik, çok hassas ama böyle kumaş gibi. Misela'nın kafasındaki projeyle de kanvaslara basılması benim kafamda çok güzel eşleştirdi bu tarz bir çalışmayla. Çıkacak ürünün dokusu, yapısı çok eşleştirdi. Aynı zamanda böyle hani el işçiliği
olması insanın çok hoşuna gidiyor. Çünkü çok böyle ince ince yani bitkiler öyle bir alan, öyle bir dünya. Çok böyle detaylı ve o detayları göz ardı edemiyorsunuz. Ben de birazcık bu konuda bağımlılık yapmasının nedeni zannediyorum o detaylarda kendimi kaybetmem. O yüzden bu resimlerle de böyle ince ince uğraşıp daha sonra hani bu şekilde ince ince bir uğraşla tekrar bir ürüne dönmesi hoşuma gidiyor. O bitki şöyle, ben tam yılını hatırlamıyorum ama yıllar önce aslında benim resmini kendi hani o sulu boya kağıdına çok daha bilimsel ölçerek, biçerek, rengi, dokusu daha önce yapmış olduğum bir çalışmaydı. İstanbul hani lale fikri gelince bu türü çalışmak istedim ben. Aslında tür ana vatanı İstanbul değil, Amasya'dan geliyor ama bu yitik lale diyoruz. Türkçesi yitik laledir bu çiçeğin. Türkiye'de artık yok. Doğada göremiyoruz ki ben de bu bitkiyi Londra'da bir çiçek sergisi vardı. Orada buldum, orada resmettim ve o yüzden çok değerli bir bitki kendisi. Şu anda birçok bahçede İstanbul'da da botanik bahçelerinde yetiştirilen Türkiye'nin bitkisi, buraya has, Amasya'ya has bir bitki ama artık doğada göremiyoruz biz bu bitkiyi. O yüzden hem İstanbul lale deyince her ne kadar Amasya'dan da olsa o laleyi resmetmeyi ben istedim. Kendi yapmış olduğum da bir çalışma olduğu için daha öncesinde çok böyle emin olduğum bir türdü. O yüzden de umarım bu şekilde boyamak da bu kağıtlara o laleyi benim için çok keyifli bir çalışma oldu. Heyecan tamamen heyecan yani baharın gelmesi, o çiçeklerin açması, şu anda mesela bulunduğumuz mevsimde o parlak yeşillerin geldiği an bütün çiçekler böyle canlanmaya, toprak altından çıkmaya ve parıl parıl parlamaya başladığı bir an. Ben de bir bitki resimi olarak benim için inanılmaz heyecanlı bir ay. Biraz kafamın karıştığı da bir ay. Hangi bitkinin peşine gitmeliyim acaba? Çünkü çok fazla, çok zengin topraklar. O yüzden biraz böyle heyecanlanıyorum. Biraz stres de var aslında. Çünkü hani resmetmek istiyorsunuz, onları böyle bir görmek istiyorsunuz, dokunmak istiyorsunuz. Bahar hepsi birden böyle canlanıyor. Bir anda böyle çok hani o kıştan o bahara geçmesiyle beraber tüm doğa deliriyor. Onunla beraber benim de delirdiğim oluyor.